Emurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 11 Ocak 2020 4 TL kamu beklenen yazısı geldi arkadaşlar. Maaş farklarıyla alakalı resmi yazı bakanlıklardan geldi. 3 yazıyı da sizlere sunacağız. Hayırlısı olsun diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kamu adına özel haberler üreten YouTube'da gün içerisinde 4-5 video üreten tek kanalınız arkadaşlar. Çok acele duyurusuyla geldi yazı üç farklı yazı var arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi bu. Ve üçüncüsü de ekranda gördüğünüz yazı. Bütün işleri kapsıyor. Hayırlısı olsun diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Yazı bugün geldi arkadaşlar. Sürekli işlerin enflasyon farkı hakkında yazı. Bakanlığımız üyesi olduğu Türk, ana, Türk Ağır Sanayi Yüzme Söktürü Kamış İşverenleri Sendikası ile bakanlığımızda görevli sürekli işleri temsilen Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşleri Sendikası arasında 18-2020 tarihinde imza altına alınan 2019-2020 yürürlük süreli işletme toplu sözleşmesinin 33. maddesinin 2. fırkasının D bendinin 2. paragrafında ancak Türkiye İstatistik Kurumu 2300 temel tüketici fiyatları Türkiye geneli Aralık 2020 fiyat indeksi sayısının Haziran 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3'ü aşması halinde aşan kısmının tamamı ikinci yıl ikinci alt ayın son gününde ücreti takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. Hükmüne göre geçici üçüncü maddesine Türkiye İstatistik Kurumu 200, 2003 eşittir 100 temel yıl tüketici fiyatları Türkiye geneli Aralık 2020 indeksin sayısının Haziran 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3 aşması halinde bu toplu iş sözleşmesinin meslek list tazminatı başlıklı 37. Sosyal yardım başlıklı 38. Yemek yardımı başlıklı 39. İşe giriş dönüş sağlanması başlıklı 40. Evlenme yardımı başlıklı 42. Doğum ve ölüm yardımı başlıklı 43. Kreş ve çocuk bakımı yardımı başlıklı 44. Analık yardım başlıklı 45. İş sağlığı ve iş güvenliği başlıklı 50. maddelerinde belirtilen 31.12.2020 tarihinde ödemeler 1.1.2021 tarihinde itibaren %3'ü aşan kısmın tamamı kadar arttırılarak uygulanarak yapılacaktır. Hükümlerine yer verilmiştir. İlgili A yazıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye fiyatları Türkiye geneli Aralık 2020 indeks sayısının Haziran 2020 indeks sayısına göre değişim oranı %8,37 olarak gerçekleştiği bildirilmiştir. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 36. maddesi 2. fıkrasında sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesi ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar toplu iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder hükmüne 2010-2020 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 4. maddesinin C fıkrasında sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yür yürürlüğe girene kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan 31-12-2020 tarihli ve 31-350 sayılı resmi gazetede yayınlanan 28-12-2020 ve 2020'ye 1 sayılı asgari ücret tespit komisyonu uyarınca işçinin bir günlük, devam ediyor arkadaşlar, çalışma karşılığı asgari ücretinin 1.1.2021 2021 ve 31-12-2020 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine karar verildiği bildirilmiştir. Ayrıca ilgili B yazıda toplu sözleşmesi yürürlükteyken işçinin yetkili sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek toplu sözleşmesinin yürürlük süresinin Bitimlene kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar süresi sona eren toplu iş sözleşmesi de sağlanan mali ve sosyal hakların iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam ettiğinden dolayı enflasyon farkının dayanışma aidat ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinde yararlanan işçilere de uygulanması gerektiği ayrıca 1-1-2019 ile 31-12-2020 günlük süreli işletme toplu iş sözleşmesinin ücret sammı başlıklı 33. maddesinin ikinci fırkasının D bendinin ikinci fıkrasında açıkça belirtildiği üzere enflasyon farkının 31.12.2020 ikinci yıl ikinci altı ayının son günü tarihinden ücretlere yapılması gerektiği 31.12.2020 tarihinden ücretlere enflasyon farkı uygulandıktan sonra kısmı asgari ücretin altında kalan ücretlerin bir bir 1-1-2021 tarihi itibariyle yasal ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiği hususları mütal edilmektedir ve ilgili C yazıda 1.1.2019 ve 31.12.2020 yürürlük süreli işletme toplayı sözleşmesinin ücret zammı başlıkta 33. maddesinin 2. fıkrasının D bendinin 2. fıkrası hükmünde toplayı sözleşmesi yürürlükteyken işçinin yetkili sendikaya üye olarak... Veya dayanışma aidat ödeyerek toplu sözleşmesinin yürürlük süresinin bitimine kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanan tüm işçilerin 696K'nın hükmünde kararname ile sürekli iş kadrolarına geçirilenler ve açıktan ilk defa işe alınanlar işler dahil olmak üzere 31.12.2020 tarihinde ücretlerinde 1.1.2021 tarihine geçerli olmak üzere virgül 37 oranında enflasyon zammı yapılması gerektiği, 31.12.2020 tarihinde ücretlere enflasyon farkı uygulandıktan sonra oluşan ücretlerin yasal asgari, asgari ücretin altında kalması halinde bu ücretlerin 1.1.2021 tarih itibariyle yasal asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiği hususları mütahale edilmektedir şeklinde bildirilmiştir. Bu itibarla genel müdürlüğümüzde, müdürlüğümüzde, müdürlüğümüze bağlı hizmet birimlerine, sağlık tesislerine görev yapan işler için Yetkili işçi sendikasına üye olan veya 2019-2020 yürürlük süreli işletme toplu iş sözleşmesine dayanışma aidat ödemek suretiyle yararlanan ve 31.12.2021 tarihinde görev yapan sürekli işçilerin 31.12.2022 yıl ikinci 6 ayın son günü tarihindeki ücretlerine 1-1-2021 tarihinde geçerli olmak üzere %5,37 oranında enflasyon farkının uygulanması. 2. Yetkili iş sendikasına üye olan veya 2019-2020 yürürlük süreli işletme toplu sözleşmesinden dayanışma aidat ödemek surete yararlanan ve 31.12.2020 tarihinde görev yapan sürekli işçilerden işçilerine enflasyon farkı uygulanmasına rağmen günlük bürüt çıplak ücretleri yemiyeleri 119 lira 25 kuruşun altında kalanların 1-1-2020 itibariyle günlük bürüt çıplak ücretlerinin 119 lira 25 kuruşa yükseltilmesi ki arkadaşlar bunu daha önce sizlere e, videolarımızda belirtmiştik zaten. 119 lira 25 kuruşa bütün işçilerin yemileri en düşük yemiye yükseltildi zaten arkadaşlar. 31 12 2020 tarih ve öncesinde yetkili iş yetkili işçi sendikasına üye olan veya 2019 2020 yürürlük süreli işletme toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidat ödemek suretiyle yararlanan 31 12 tarihinde görev yapan sürekli işçilerin 2019 2020 yürürlük süreli işletme toplu sözleşmesinin geçince 3. maddesinde belirtilen ödemelerine 1, -1 2020 tarihine itibaren geçerli olmak üzere %5,37 oranında enflasyon farkının uygulanması. Yetkili işçi sendikasına üye olmayan veya 2019-2020 yürürlük işletme toplu sözleşmesinde dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmayan veya 31-12-2020 tarihinde görev yapan sürekli işçilerden günlük bir çıplak ücretleri, yemiyeleri 119 lira 25 kuruşun altında kalanlara 1-1-2021 tarihi itibariyle günlük brüt çıplak ücretlerinin Yemiyelerinin 119 lira 25 kuruşa yükseltilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğin önemli rica ve ederim. Mehmet İslamoğlu Bakan adına Genel Müdür. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar işçilerin maaş farkları ve zamları 119 lira 5 kuruş günlük brüt ye, günlük brüt hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sürekli işçilerin enflasyon farkı çok acele yazılı yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün 11 Ocak 2021 tarihli yazısını sizlere sunduk. Bu yazılar arkadaşlar videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün eklediğimiz 4 adet video var arkadaşlar. Hepsi birbirinden özeldir. İzlemenizi öneriyorum. Kamu işleri, TYP çalışanları adına birçok video kanalda mevcut. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemenizi öneriyorum ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.